Akademik Gündem programımızdan merhabalar. 2016 yılında da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden gelen bir teklif üzerine Doğu Akdeniz Üniversitesi ailesine katıldım. Uzmanlık alanım farmakognozi. Bu alanı seçecek öğrencilerime şiddetle tavsiye ederim. Zevkli bir alandır çalışması. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi uluslararası bir fakültedir. Uluslararası yetkinliği ve yeterliliği olan bir fakültedir. Verdiğimiz diplomalar uluslararası geçerliliği olan diplomalardır. Bu nedenle de İngilizce eğitim vermekteyiz. Ülkemizde kozmetik ve bitkisel ilaçlarla ilgili eğitim alan tek meslek grubu eczacılık mesleği. Eczacılık mesleğinin bitmesi, tükenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bunu öncelikle gençlerimize belirteyim. Çünkü gençleri bu şekilde korkutuyorlar meslekten tercih yapacak arkadaşlardan. Hiçbir eczacılık fakültesinin kontenjanı boş kalmamıştır ve kalmaz. Bir dahaki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Akademik Gündem programımızdan merhabalar. Bugün yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamız, Profesör Doktor Müberra Koşar bizlerle birlikte. Hocam yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Konumuza geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki kısaca tanıtayım kendimi. Sizin de söylediğiniz gibi ismim Müberra Koşar. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 90 yılında mezun oldum. 18 yıl kadar akademik hayatımı Anadolu Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin kuruluşunu gerçekleştirmek üzere geçtim. Yaklaşık 9 yıl kadar orada hizmet verdim. Bunun 6 yılı 2 dönem dekanlıkla geçti. 2016 yılında da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden gelen bir teklif üzerine Doğu Akdeniz Üniversitesi ailesine katıldım. 2020 Kasım ayında Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına seçildim. Halen orada görev yapmaktayım. Uzmanlık alanım farmakognozi, eczacılık meslek bilimlerinden bir tanesi. Gençlerimiz belki anlamamış olabilir, kısaca açıklayayım. Tabii. Farmakognozi, doğal kaynaklı ilaç etken maddeleri demek. Bunun Evet. içerisine bitkisel kaynaklı ilaç etken maddeleri, hayvansal kaynaklı ilaç etken maddeleri, mikrobiyal veya biyoteknolojik ilaç etken maddeleri de girmekte. Asıl uzmanlık alanım, doktora konum, doçentlik ve profesörlük alanım bu. Temel bir eczacılık meslek bilimidir. Ve eğitim sürecinde de dört farklı, hatta beş diyebiliriz, birazdan anlatırız. Beş farklı dersle, uygulamalı dersle öğrencilerimizin hayatına dahil olan bir bilim dalı. Kısaca ben buyum. Evet hocam, farmakognozi dalında okudunuz ve bunu açıkladınız. Peki bunun bilinmeyen yanları var mı? Bu dalı seçmek, yani eczacılık fakültesini seçecek olan öğrencilerimize biraz daha geniş anlatabilir misiniz? Tabii ki şöyle kısaca şöyle söyleyeyim. Eczacılık fakültelerinde üç farklı bölüm vardır. Bu bölümler meslek bölümleri olarak geçer. Birincisi temel bilimler, ikincisi meslek bilimleri, üçüncüsü ise teknoloji, eczacılık teknolojisi bölümüdür. Farmakognozi, eczacılık meslek bilimleri bölümü çatısı altında yer alır. Bildiğiniz gibi bugün kullandığımız ilaçlar, kimyasal ilaçlar da buna dahil. Hepsi doğal kaynaklardan esinlenerek, rol model alınarak gerçekleştirilmiş ilaç molekülleridir. Daha sonra sentezleri yapılarak, yarı sentezleri yapılarak bizim hayatımıza dahil olmuş ve tedavilerimizi gerçekleştiriyorlar. Fakat hepsinin kaynağına baktığımızda doğayı görüyoruz aslında. Bugün de baktığımızda
kimyasal ilaçların pek çok yan etkileri ve toksik özellikleri nedeniyle doğal hayata dönüş tekrar önem kazanmaya başladı. Popülerize olmaya başladı. Tabii buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu isterseniz zamanımız kalırsa daha sonra tartışırız ama sadece şu cümleyi söyleyeyim. Doğal olan her şey de zararlı olabilir. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Eczacılık meslek bilimi olduğu için multidisipliner bir meslektir farmakognosi. İçerisinde kimyayı barındırır, biyolojiyi barındırır, yapı etkiyi barındırır ve tedaviyi barındırır. Tabii farmakolojiyi yani tedaviyi barındırır. Dolayısıyla sanki eczacılık mesleğinin küçük bir birlikteliği gibi yani çekirdek yapısı gibi düşünebiliriz. Ben çok zevk alıyorum çalıştığım alandan. Çünkü her tür meslek yani meslekte öğrendiğimiz her tür bilgiyi kullanabiliyoruz farmakognozide. Tabii ki bu alanı seçecek öğrencilerime şiddetle tavsiye ederim. Zevkli bir alandır çalışması. Her tür çalışma yapabilirler. Bitkilerle, hayvansal ürünlerle, hayvan çalışmaları, hücre çalışmaları, hücre kültürü çalışmaları, klinik çalışmalar. Bunların hepsini gerçekleştirebiliyorlar. Multidisipliner bir eczacılık alanı kısaca. Evet, peki hocam, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde özellikle siz değerli hocamız, rektör olduğunuz için ve bu da sizin alanınız olduğu için buradaki bu alanı seçecek olan öğrencilerimiz çok şanslı değil mi? Kısaca birkaç cümle bunu da belirtebilir misiniz? Küçük bir düzeltmeyle gireyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacı Fakültesi'nin dekanıyım. Rektör demeyelim. Rektör Özür dilerim. üniversitenin Çok özür şeyi. dilerim. Onu sayın rektörümüze de haksızlık etmiş olmayalım. Küçük bir Sürekli, düzeltmeyle başlayayım. kusura bakmayın, Tabii sürekli şimdi hocalarımızla yorum yok. yaptığınız için telaffuz Tabii. hatası için hocalarımızdan da özür dileyelim. Estağfurullah. Olur böyle şeyler canlı yayında. Şimdi tabii ki öğrencilerimiz çok şanslı. Öncelikle sizlerin böyle bir alanda bizleri gençlerle buluşturmanız çok önemli bir katkı. Mesleki anlamda çok önemli bir katkı. Çünkü her meslek o mesleğin ileri gelenleri eğitim almış ve kendini o alanda yetiştirilmiş kişileri tarafından tanıtıldığında ancak doğru algılanabilir. Şimdi bir eczacılık fakültesini bir başka alanda eğitim almış bir hocamız benim kadar tabii ki anlatamaz. Çünkü ben bu mesleğin içinde yetişmişim. Ben eğitimini almışım, ne olduğunu biliyorum. Ve yaklaşık 32 senedir de mezuniyet sonrası bu alanda çalışıyorum akademisyen olarak. Bu çok büyük bir kazanç. Gençler de inşallah istediğimiz yoğunlukta bizleri dinliyordur şu anda. Her tür sorularına cevap verebilmek amacıyla buradayız. Merak ettikleri şeyleri cevaplayabilmek amacıyla buradayız. Daha sonradan da bizlere sosyal medya aracılığıyla veya fakültemizdeki resmi e-mail siteleri aracılığıyla ulaşıp sorularını sorabilirler. Biz hepsine geri dönüş yapıyoruz. Hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyoruz. Burada da sizlerin aracılığıyla merak ettikleri sorulara cevap vereceğim. Tabii bizim burada onlarla olmamız çok büyük bir şans. Dediğim gibi ben mesleğin içinde yetişmiş bir insan olarak düzgün cevaplar ve dürüst cevaplar vereceğime inanabilirsiniz. Onlar da inanabilirler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki, fakültemizin öğretim elemanı kadrosu nedir? Bu çok önemli. Bunu ilk araştırmaya giren öğrencilerimiz ilk beşe yani koyuyorlar. Bu okulun hocaları bir de bu tarafını araştırdıkları için bunun bilgisini detaylı verebilir miyiz? Tabii ki zaten öğrencilerimizin hepsine ister Eczacılık Fakültesini tercih etsinler, ister başka bir meslek tercih etsinler. Benim en büyük tavsiyem mutlaka tercih edecekleri üniversitelerde birinci olarak fakültenin altyapısı, eğitime altyapısı yeterli mi? İkincisi ise eğitim kadrosu. Mutlaka bunu soruşturmaları gerekir. Çünkü alacakları mesleğin kalitesi buna bağlıdır. Ben kısaca Dayo Eczacılık Fakültesi'nden biraz bahsedeyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi müstakil kendi binasında hizmet vermektedir.
Yani bize ait bir bina, herhangi bir paylaşımımız yoktur. Ve binamızın içerisinde eğitime yeterli her tür amfi, laboratuvar, araştırma alanları, öğrenci sosyal alanları mevcuttur. Birazdan bunları da sorduğunuzda cevaplarım detaylı olarak. Her tür altyapı yeterlidir. Bunun yanında öğretim kadrosu altyapımız oldukça yetkindir. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi uluslararası bir fakültedir. Uluslararası yetkinliği ve yeterliliği olan bir fakültedir. Verdiğimiz diplomalar uluslararası geçerliliği olan diplomalardır. Bu nedenle de İngilizce eğitim vermekteyiz. %100 İngilizce eğitim verdiğimiz için bizim öğrenci kadromuz da uluslararası. Sadece Türk öğrencilere hizmet vermiyoruz. Hem Kıbrıslı hem 3. Dünya ülkeleri diye bahsettiğimiz diğer üniversitelerden yaklaşık 30'un üzerinde ülkeden öğrencimiz var. Dolayısıyla multidisipliner bir eğitim vermek zorundayız. Buna yönelik de eğitim kadromuzu güçlendirmek Evet. durumundayız. Dekan olarak benim kendi alanımdaki yetkinliğim zaten bakıldığında mesleki platformlarda görülebilir. 2019 yılında Hollanda'da yapılan bir araştırmada beyan edilen listelerde kendi alanımda binde ikilik başarı sıralamasına dahil oldum. Orada tabii Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacı Fakültesi Dekanı olarak yer almak oldukça önemliydi benim için. Bunun dışında bütün öğretim üyelerimiz yurt dışı gerek doktoralarını gerek doktora sonrası araştırmalarını yapmış elemanlarımızdır. 17 full time hocamız var şu anda aktif olarak devam eden daimi olarak daimi kadroda. Bunun dışında 5 adet part time hocamız yer almakta sadece derslerimize destek veren. Bunun yanında ayrıca 21 tane de asistanımız görev yapmakta bizlere yardımcı olarak gerek laboratuvarlarımızda gerekse araştırmalarımızda. Yani ortalama 50-55 kişilik kadroyla biz öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bunların tabii kalite olarak baktığımızda tüm öğretim elemanlarımız dediğim gibi bilimsel olarak kendi alanlarında kendilerini ispat etmiş öğretim elemanlarıdır. CV'leri hepsi web sitemizde yüklüdür. Oradan bakılabilir. Öğrencilerimiz merak ettikleri hocalara oradan CV'lerini kontrol edebilirler. Ve dil yeterlilikleri mevcuttur İngilizce eğitim verdiğimiz için. Uluslararası olarak araştırma tecrübeleri de vardır. Kısaca böyle söyleyebilirim. Evet, bir diğer bölümümüze geçelim hocam. Yani sorumuza geçelim. Fakültenin altyapı olanakları ve öğrenciye yönelik imkanları neler hocam? Fakültemiz dediğim gibi müstakil yani bize ait bir bina. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi iki kampüs alanından oluşmakta. Kuzey Kampüs ve Güney Kampüs. Eczacılık Fakültesi Güney Kampüs'te yer alıyor ve Güney Kampüs ağırlıklı olarak sağlık fakültelerinin yer aldığı bir kampüs. Aslında sağlık kampüsü de diyebiliriz biz buna. Arka binamızda Sağlık Bilimleri Fakültesi, onun arkasında Diş Hekimliği Fakültesi ve karşı tarafımızda da Tıp Fakültesi yer almakta. Ve binamızın içerisinde derslerimizi yürüttüğümüz yaklaşık 120 kişilik 6 adet amfimiz. Bunun dışında seçmeli derslerimizi ve daha küçük kapasiteli derslerimizi yürüttüğümüz 8 adet küçük ölçekli dersliğimiz. Öğrencilerimize hizmet verdiğimiz 5 adet öğrenci laboratuvarımız ki bunların kapasiteleri minimum 80 kişiden oluşmakta. Bunun yanında da 5 adet araştırma laboratuvarımız mevcut. Altyapı eğitime destek anlamında altyapı olarak baktığımızda. Tabii bunun dışında fakültemizde öğrencilerimizin sosyal paylaşımlarını gerçekleştirebildikleri pek çok alan da var. Bizim resmi olarak kurulmuş bir öğrenci kulübümüz var. EMUPSS dediğimiz öğrenci topluluğumuz var. Buna ilişkin bir çalışma odamız mevcut.
Altta öğrencilerimizin çalışmalarını yürüttükleri, yani sınavlara çalıştıkları, bilgisayar ortamını kullandıkları bir çalışma odamız mevcut. Kafeteryamız, öğlen yemeklerini aldıkları bir yemekhanemiz, çay ocağımız, bu tür sosyal alanlarımız var. Küçük bir bahçemiz var arkada, mini amfiteyatrı bulunan. Öğrencilerimiz tabii kafeterya oraya da çıkıyor. Öğrencilerimiz boş vakitlerinde hem ders çalışırken hem yemeklerini yerken o ortamı da kullanabiliyorlar. Bu şekilde kullanabildikleri oldukça efektif ve tüm öğrencilere hitap eden bir binamız kampüsle entegre olmuş durumda. Evet, çok kapsamlı olanaklara sahip yani diyoruz. Bir diğer Kesinlikle. sorumuza geçelim. Evet, eczacılık eğitimi ve program hakkında bilgi alma şansımız var mı hocam? Eczacılık eğitimi birinci basamak sağlık meslek grupları arasında yer alan bir meslek grubu. Sağlık alanında baktığımız zaman, yani tedavi ve ilaç alanında baktığımız zaman en eski meslek diyebiliriz. Bizim ülkemizde de modern eczacılık eğitimi 1800'lü yıllardan başlıyor. Eczacılık okulu adıyla kurulup başlamış durumda Türkiye'de. Ve bunun yanında modern eczacılık eğitimi de o yıllarda başlamış oluyor tabii ki. Eczacılık multidisipliner bir meslek. Pek çok eğitimin bir arada verildiği bir meslek. Bunun içerisine kimya, biyoloji, farmakoloji, tedavi, yapı etki ve biyoteknolojiyi de katabilirsiniz yeni gelişen meslek gruplarından. Bizim eğitim programımıza baktığınız zaman, bunu web sitesinden çok rahatlıkla görebilir arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız. Bütün derslerimiz ve ders içeriklerimiz orada mevcut. Derslerimizin yaklaşık %55 kadarı, toplamın %55 kadarı uygulamalı derslerden oluşuyor. Yani laboratuvar derslerinden oluşmakta. Öğrencilerimiz bir fiil laboratuvara girerek kendileri ilaç prosedürünün yapımından, ham maddesinden, sentezinden başlayarak ilaç yapımı, ilaçların etkilerinin test edilmesi, bunların kalite kontrollerinin nasıl yapıldığı gibi pek çok deneyi bilfiil kendileri laboratuvarda yapıyorlar. Tabii bu ilaçlar olarak baktığımızda bunun içerisine kimyasal ilaçları, doğal ilaçları, bitkisel ilaçları, hepsini, biyoteknolojik ilaçları hepsini katabiliyoruz. Öğrencilerimiz hücre kültürü çalışmalarını görüyorlar. Hücre kültüründe bizzat uygulamalar gerçekleştirebiliyorlar. Eczacılık eğitimi 5 yıllık bir eğitim ülkemizde, akredite olarak kabul edilen ve YÖK'ün onayladığı 5 yıllık bir eğitim. Bunun 4 yılı ağırlıklı olarak teorik ve pratik derslerimizle birlikte geçiyor. Son yılında ise öğrencilerimiz staj ağırlıklı ve bitirme projesi ağırlıklı ve yönlendirme dersleri dediğimiz, daha mesleğe profesyonel yetiştirdikleri seçmeli dersler ağırlıklı olarak eğitim alıyorlar. Bitirme projelerinde de pratik veya teorik olarak bir proje gerçekleştiriyorlar. Bu da öğrencilerimize bir nevi yüksek lisans yaptırmış oluyor. Özellikle pratik çalışmalarını laboratuvarda gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz bizlere Ar-Ge çalışmalarımızda ve projelerimizde katkıda sunabiliyorlar. Staj 6 aylık bir stajımız var, eczane stajımız. Biliyorsunuz biz Türkiye olarak Avrupa Birliği müktesebatına tabiyiz. Bu tabiyet anlamında 6 aylık eczane stajı yapmak zorunda öğrencilerimiz. Bu 6 aylık stajın bir kısmını yaz aylarında eğitimleri boyunca yapıyorlar. Geri kalan yaklaşık 2,5-3 aylık kısmını ise son yıl, 5. yıl stajı dediğimiz dönem içinde eczanede tamamlamak zorundalar. Eczanede yapılmasının amacı bu mesleğin bir usta çırak ilişkisiyle yürüyen meslek olması ve bir eczacı gözetiminde stajlarını yapmaları ve mesleği öğrenmeleri için.
Bunun dışında tabii öğrencilerimiz isterlerse endüstride staj yapabiliyorlar. Yaklaşık 2 yıl önce kabul edilen bir kanun değişikliğiyle endüstride yaptıkları stajlar da belli oranlarda zorunlu stajdan sayılabiliyor artık. Daha önceden sayılmıyordu. Bunun yanında öğrencilerimiz hastanede staj yapabiliyorlar, kliniklerde, klinik eczacılık stajı. Biliyorsunuz klinik eczacılık artık yeni trendlerden bir tanesi dünyada. Ağırlıklı olarak bütün tıp alanları kişiye özgü tedaviye yönlenmiş durumda. Yani bireysel tedavi amaçlı. Klinik eczacılık da biraz bu. Hasta takibi, hastanın ilaç uyumu, tedavisinin takibi süreçlerini yönetiyor. Dolayısıyla klinik eczacılık stajı da gerçekleştirebiliyor öğrencilerimiz. Bunun dışında isterlerse Ar-Ge merkezlerinde, laboratuvarlarda araştırmaya yönelik stajlar da yapabiliyorlar. Bu gibi değişik stajları almaları mümkün eğitim süreci boyunca. Eczacılık eğitimi multidisipliner bir eğitim demiştim. Bunun içinde kozmetik de var. Ben bunları özellikle belirtmek istiyorum genç arkadaşlarımıza. Çünkü ülkemizde kozmetik ve bitkisel ilaçlarla ilgili eğitim alan tek meslek grubu eczacılık mesleği. Başka hiçbir lisans eğitiminde bunların yeri yok maalesef. Yani sadece eczacılar alıyor. Dolayısıyla kozmetik alanı ve bitkisel ilaç alanı eczacıların sorumluluğunda olmalı ve eczacıların danışmanlığında yürütülmeli bu tür ürünlerin kullanılması. Ancak bu şekilde halk sağlığını koruyabiliriz. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Hocam, siz konuyu açmış ve konuşmuşken, sizin gibi değerli bir hocamız bunun bilgisini verirken şunu sorabilir miyiz? Bazen halk arasında konumuzla alakası olmasa bile sizler gibi bu gibi alanda okuyan hocalarımıza bu soruyu sormak isterim açıkçası. Bitki çayları, buna benzer ürünler kullanmak isteyenler nereye başvuracaklarını bilmeyip de aktarlara gidiyorlar. Sizin biraz önceki en son kullandığınız cümle eczacıların bölümü. Buralara gidip danışmaları daha doğru değil mi hocam? Tabii ki her tür ilaç ve tedaviye yönelik ürünleri kullanırken ilk danışman eczacıdır. Hekimleri dışında tabii ki. Evet. Hekimlerine sorarak kullanmaları gerekir. Çünkü pek çok ilaç etkileşimleri de söz konusu. Halk sağlığını korumak açısından kesinlikle ve kesinlikle aktarlara gidilmemeli. Aktarların önerdiği hiçbir şey alınmamalı. Çünkü bitkisel ürünlerin en büyük riski kronik toksisite dediğimiz olaydır. Yani zamana bağlı gelişen toksisite. Dolayısıyla siz bugün içersiniz bir şey olmaz ama bir 3 ay sonra karaciğerinizde harabiyet söz konusu olabilir. Enzimleriniz değişebilir, enzim düzeyleriniz yükselebilir. Transplantasyona kadar dahi götüren yanlış kullanımlar var. Yani karaciğer nakline kadar giden, böbrek nakline giden olumsuz gelişmeler olmakta. Benim şiddetle tavsiye ettiğim ve söylediğim şey bu tür bitkisel ürünleri ve kozmetik ürünleri kullanmadan önce lütfen kendi eczacılarına danışmaları. Onlar her tür desteği, yardımı kendilerine yapacaklardır. Kaliteli ürünlere yönlendireceklerdir. Ve okumadan, öğrenmeden, danışmadan da kendi bildiklerine veya komşu tavsiyesiyle de bu tür ürünleri lütfen kullanmasınlar. Çünkü sonucu çok daha riskli olmakta. Evet hocam. Peki eczacılık mesleğini, çalışma alanları ile alakalı konuşsak, fakültemizde yeri nedir, açılımı nedir? Bunu da son olarak dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki eczacılık mesleği dediğim gibi multidisipliner bir meslek ve buna paralel olarak da çalışma alanları da bir o kadar geniş. Çünkü pek çok bilim dalının eğitimini alıyoruz ve buna bağlı olarak da o alanlarda çalışabiliyorsunuz. Bunları ben kısaca şöyle özetleyebilirim. Bizim klasik bildiğimiz birkaç alan var. Yani eczacı dediğimiz zaman klasik bildiğimiz 2-3 alan aklımıza geliyor. Ama bunun dışında artık yeni nesil eczacılarda bu çok daha fazlalaştı.
İşte önce klasiklerden başlayalım isterseniz ve en çok rağbet gören serbest eczane diye adlandırılan eczane eczacılığı alanı. Herkes özel olarak kendine ait eczanesini açıp halka hizmet verebilir. Bu en revaçta olan, en popüler olan alanımız. Bir diğeri kamu diye tabir ettiğimiz alan. Kamuda çalışabiliyorlar. Tabii kamunun birkaç ayağı var. Yani hastanelere, yataklı hastanelere hastane eczacısı olarak atanabiliyorsunuz ve hastanenin eczanesinde görev alabiliyorsunuz. Bir diğer kamu alanı bizim il sağlık müdürlüklerimiz var. Bu reçete kontrollerimizi yaptığı, denetimlerin yaptığı. İl sağlık müdürlüklerinde resmi memur olarak atanan eczacılarımız var. Bunlar eczanelerin reçetelerini kontrol ediyorlar, hastanelerle ilgili denetimleri yapıyorlar vesaire. Yani kamuda devlet memuru olarak görev yapan arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Bunun yanında tıbbi cihaz kurumumuz var. Burada görev alan eczacı arkadaşlarımız var. Bunlar da resmi memur olarak atanıyorlar kamu görevlerine. Ayrıca endüstride çalışabiliyorlar. Yani ilaç firmalarında çalışabiliyorlar. İlaç firmalarında da farklı ayakları var. Üretimde yer alabiliyorlar. Yani ilacın üretim basamaklarında yer alabiliyorlar. Ar-Ge dediğimiz araştırma geliştirme bölümlerinde yer alabiliyorlar. Kalite kontrol dediğimiz üretim boyunca yapılan kalite kontrol süreçlerinde yer alabiliyorlar. Ya da patent süreci dediğimiz ruhsatlandırma sürecinde yine eczacılar görev almakta. Patentte sadece eczacılar görev alıyor. Bunu özellikle belirteyim. Çünkü ilacı her yönüyle bilen kişiler onlar olduğu için patent bölümlerinde sadece eczacı çalışıyor. Şimdi son zamanlarda özellikle farmakovijilans dediğimiz yani ilacın toplumdan geri dönüşü diye ifade ettiğimiz, siz ilacı kullanıyorsunuz yıllarca, diyelim ilaç çıkalı 15 yıl oldu, 20 yıl oldu ama ters bir etki görülüyor kullanmaya bağlı olarak veya dünyanın farklı bir ülkesinde farklı bir etkiyle karşılaşıyor genetik modifikasyonumuza bağlı olarak. Bunların değerlendirildiği farmakovijilans üniteleri var. Oralarda yine yer alabiliyorlar. Özellikle ilaç firmaları bu departmanları kurup geliştiriyor. Bu gibi ilaç firmalarında yer aldığı alanlar var eczacıların. Bunun dışında Ar-Ge laboratuvarlarında yani ilaçla ilgili veya ilaç grubuyla ilgili her tür ürünün üretildiği araştırma geliştirme laboratuvarlarında görev alıyor biliyorlar eczacılarımız. Son Evet. zamanlarda bu pandemiden dolayı aşı en önemli alan biliyorsunuz aşı geliştirme. Tabii aşı geliştirmenin en büyük ayağı biyoteknoloji. Biyoteknolojik ürünlerin üretilmesinde ve geliştirilmesinde yine eczacılar yer alabiliyor, çalışabiliyor. Çünkü bunların eğitimini de yine alıyorlar. Kozmetik az önce söylediğim en büyük alan, en bakir alanlardan bir tanesi. Eczacıların son yıllarda özellikle el attığı alanlardan birisi kozmetik alanı. Hem üretim anlamında hem bunun uygulanması anlamında. Bunun dışında bitkisel ürünler yine aynı şekilde. Son yıllarda özellikle pek çok eczacı arkadaşımız kendilerinin yarattığı markalarla bu alana giriş yapmış durumda. Eczacı markaları çoğalmaya başladı bitkisel ürünlerde de. Bu hep istediğimiz bir şeydir. Çünkü kalitesinden emin olduğumuz ürünlerin piyasada olması halk sağlığının korunması açısından bizim için çok önemli. Bunun gibi çok geniş bir portföyü var eczacının çalışma alanı olarak. Evet hocam. Son olarak toparlamamız gerekirken ne demek istersiniz bu bölümü okuyan öğrencilerimize? Kısaca değinelim ve programımızı sonlandıralım. Ben eczacılık mesleğini şiddetle tavsiye eden kişilerden bir tanesiyim. Kendim de bu meslekten yetiştim. İşte biz okurken de aynı şeyler söylenirdi. İşte eczacılık batıyor, eczacılık bitecek, eczacılık tükeniyor artık. Hala ben 32 senedir bu işi yapıyorum. Hala aynı cümleler kuruluyor.
Eczacılık mesleğinin bitmesi, tükenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bunu öncelikle gençlerimize belirteyim. Çünkü gençleri bu şekilde korkutuyorlar meslekten, tercih yapacak arkadaşlardan. Hiçbir eczacılık fakültesinin kontenjanı boş kalmamıştır ve kalmaz. Onu da özellikle belirteyim tercihlerde. Çünkü az önce de söylediğim gibi eczacının çalışacağı çok fazla alan var. Eğer öğrencilerimiz eğitimleri sırasında kendilerini en iyi şekilde donatır ve yetiştirirlerse meslek anlamında, eminim ki çok başarılı meslekler icra edecekler. Bir diğeri özellikle benim gibi biraz böyle eğitime gönül vermişler varsa içlerinde, şiddetle akademisyenliği tavsiye ediyorum kendilerine. Çünkü maalesef çok fazla sayıda fakülte açılıyor. Ülkemizde de aynı şekilde. 50'nin üzerine çıktı eczacılık fakültesi sayısı. Fakat eczacılık fakültelerinde yetişmiş eczacı öğretim elemanı sayısı çok az, özellikle yenilerde. Farklı meslek disiplinlerinden kişiler atanıyor hoca olarak. Bu alan çok bakir ve şiddetle kendilerini akademisyen olmaya davet ediyorum. Başarılı bir tercih dönemi diliyorum kendilerine. Başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Umarım gönüllerindeki her şey gerçek olur ve güzel bir, mutlu bir meslek hayatı devam ettirirler. Bizler de aynı dileklerde bulunup hocam sizlere çok çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Ve akademik gündem programımızdan bugünlük bu kadar. Bir dahaki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.